gelmemenin ana neden, şey, ana sonuçları diyelim. Aile birleşimi konusunda çok büyük problemler var. Gelmeden önce Almanya'ya siz diyor Almanca öğreneceksiniz diyor. Düşünün ki Van'ın bilmem ne şeyinde veya atıyorum Trabzon'un bilmem ne köyünde siz hani Almanca öğrenme şansınız yok. Yani bu gibi zorluklar var. Başka ülkelere böyle bir şart yok. Mesela İngiltere'den veya Japonya'dan, Çin'den gelecek öğrenciye böyle bir şart koşulmuyor. Diploma denklikleri konusunda önemli Bakın bir problemler var. telefon geldi. Evet efendim. Latif Çelik arıyor Almanya'dan. Evet efendim. Buyurun Latif Bey. Merhaba. Merhaba efendim. Hangi şehirden arıyorsunuz? Almanya'nın Würzburg şehrinden arıyorum. Würzburg'dan arıyorsunuz. Bütün Würzburglulara ve dolayısıyla Almanyalılara selamlar. Buyurun. Hemen hızlıca Evet, alıyorum. Würzburg'dan arıyorum. Burada gazete çıkarıyorum. Birlik gazetesini yayınlıyorum ben. Evet, buyurun. Aynı zamanda Almanya'da Türk İzleri kitabının da yazarıyım. Çok güzel. Meslektaşımızsınız. Sağ olun. Ah, teşekkür ediyorum. Aradığınız için. Şimdi Almanya Türkleri ile İngiltere Türkleri ya da Avrupa'nın başka yerindeki Türklerin biraz fazla karıştırılıyor gibime geldi. Ben 1980'de geldim bu ülkeye. 1980'de geldiğimde en az 30'a yakın amcamızın ya da bizden önce gelen birinci neslin okur yazarlığının bile olmadığını gördüm. Evet. Bir ülkenin, bir milletin dışarıda diasporası oluşurken diaspora ancak kültür düzeyi yüksek insanlar sayesinde oluşur. Diasporayı bir başkası yapmaz. Diasporanın çok çeşitli elementleri ve meslekleri vardır. Evet. Almanya Türkleri oraya çalışmak için Anadolu'dan işçi bulma kurumunun işsizleri gönderdiği bir bölüm. Tabii ama bir şeyi unutmayalım Latif Bey. Yani ben de 80'li yıllarda gelmiştim Almanya'ya. Şunu unutmayalım. 50 yıl geçti ve ikinci ve üçüncü kuşak içerisinde de son derece gelişmiş ve mesleğinde başarılı olan çok sayıda da insanımız var. Yani diasporayı oluşturacak artık altyapı Almanya'da oluştu Latif Bey. Kesinlikle katılıyorum onlara ama İngiltere'ye gidenler eğitim için giderken Almanya'ya gidenler çalışmak için gitti. Evet. Onun için İngiltere Türkleri ile Almanya Türkleri arasında fark olması doğal. Bunun dışında bir de Türk sivil toplum kuruluşları hepsi hala istisnasız ama küçük olsun benim olsun ya da büyük olsun ama yine benim olsun. Katılıyorum. Evet. Katılıyorum. Evet. Asgari müştereklerde birleşemedikleri sürece özellikle eğitim konusunda bile bir araya gelip anlaşamadıkları sürece ne bizim diasporamız sağlıklı bir şekilde işler ne de sorunlarımızın çözüm yolunda önemli adımlar atılır. Programınız çok güzel. Takip etmeye devam edeceğim. Benim sadece istediğim eğitim, eğitim, eğitim. Yani bunun Latif Bey, Avrupa Değeri Günü biliyorsunuz. Yani eğitim için kendini paralıyor yıllardan beri. Burada zaten mesele yani o bir uç örnek verdi İsa Bey. Mesele burada işte İngiltere'deki Türklerle Almanya'daki yeri kıyaslamak ya da İsveç'teki ile Avusturya'dakini kıyaslamak değil. Evet. Burada önemli olan hep onu vurguluyoruz. Yani gazeteniz varmış bence siz de bu konuda yayınlar yaparsanız ne güzel olur. Önemli olan ana sorunları belirleyip çünkü orada artık siyaset yok. Orada artık kültürel kimlik bir kenara bırakılmalı. Orada artık dini kimlik bir kenara bırakılmalı. Sadece insani açıdan temel hak ve özgürlükler açısından olaya bakıp yürümek lazım. Örneğin bir İsviçre'de referanduma sundu minare yapılsın mı yapılmasın mı diye. Temel hak ve özgürlükleri referanduma sunmak zaten insan hakları evrensel beyannamesine karşı. Eğer işte söylediğim böyle bir kuruluş, böyle bir güç birliği olsaydı o zaman İsviçre'de o karar o kadar kolay alınamayacaktı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve İsviçre Avrupa Birliği'nden de baskı gelecekti. Şimdi pardon Latif Bey, ben sizlerin görüşlerine tamamen katılıyorum. İnşallah bizim bu çalışmalarımıza da destek verirsiniz. Kesinlikle. Ben 9 yıldır Almanya'dayım. Türkiye'deyken politikayla ilgilenmek veya bu tür dernek faaliyetleriyle ilgilenmek ihtiyacı duymamıştım. Ama ben oraya gidince insanlarımın durumunu görünce orada bir şeyler yapmamak ayrıca benim için ülkem ve milletim için özellikle Almanya'da yaşayan insanlarım için bir ihanetti. O yüzden ben bu işe girdim. Yani bismillah çekip. Size bu konularda katılıyorum. Özellikle siz de biliyorsunuz gençlerimizin durumu Avrupa'da özellikle Almanya'da işler acısı. Eğer bunların iyi bir eğitimi olsaydı bu mümkün olur muydu çocukların bu kadar cezaevlerine düşmeleri veya mesela okullardan terk etme durumları falan. Bakın orada da şöyle orada da şu yanlışa düşmeyelim.
Almanya'daki Türk gençlerin durumu işler acısı değil. Almanya'daki Türk gençlerinin işler acısı olan durumdakilerin oranı diğer göçmenlere nazaran daha fazla diyelim. Yani bir genelleme yaptığımız zaman çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede başarılı, başarılı ve ailelerin de yani bunların da oranı az buz değil. Tabii. Amacımız bu oranı yükseltmek. Size katılıyorum o konuda. Tabii yani şöyle söyleyeyim, işler acısı derken hepsi kötü yolda falan değil. Yani gençliğimizin önemli problemleri var. Şimdi biz orada şu açıdan bakıyoruz. Çocuk eğitim görüyor, üniversiteyi gayet güzel bitiriyor, iş bulamıyor, ayrımcılığa tabi tutuyor. Latif Bey, herhalde siz de bunları yaşıyorsunuzdur. Kesinlikle, çocuklar, kesinlikle içerisindeyiz yani, ve görüyoruz. İşte biz burada çıkıp da bir toplum olarak bir araya gelip de Alman hükümetinin karşısına çıkamıyoruz. Bu çocuklara niye bu kadar ayrımcılık yapılıyor diye. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz, biz bunu yapmak zorundayız. Çocuklar bakıyorsunuz, meslek yeri arıyor. Alman'a var, İtalyan'a var, Yunan'a meslek yeri var. Türkiye yok. Olmaz böyle bir şey. Yani biz bir araya gelmemiz şart. Burada biraz bir araya girmek zorundayım. Çok özür dilerim. Tabii. Mesela bir Alman işverenin yanına giderken, meslek eğitimi aranırken bir davranış kuralları var. Bu davranış kurallarıyla ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşları bizim gençlerimize dilekçe yazmadan tutun, meslek eğitimde kendini tanıtma, ilk görüşme, ilk görüşmede sonuç alma konusunda, yani lütfen bana söyleyebilir misiniz? Kim şu ana kadar, hangi kurumumuz, resmi olsun, sivil toplum kuruluşu olsun, kim ne yaptı? Bizimkilerin yani bir geleneksel bir Türk imajı var. Bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bakın Latif Bey, orada da ben bir saplama yapmak zorundayım. Şimdi gerçekten bu konuda çalışan, küçük de olsa, dar kapsamda da olsa belli bölgelerde belli dernekler var. Yani sadece Würzburg olarak bakmayın, Almanya geneline bakın. Yani var. Mesele yaygınlaşmasını sağlamak. Bizim inşallah, amacımız inşallah. Bu. Yaygınlaşmak tabii ki çok daha artı, şimdi İsa Bey dedi ki Alman hükümetine bu konuyu götürmek lazım. Ya Alman siyasilerine bu konuyu götürmek lazım ama bunu da bütün Almanya çapında görmek lazım. Ya bakın mesela Kuzey Renvestfalya'da eyalet Türk Başkonsolosluğu'nu da alarak bir geniş kapsamlı mesleki eğitim toplantısı düzenledi. Buraya Ekonomi Bakanı geldi. Bu toplantıyı daha önce bana haber verdi. Fatih Bey. Yani şimdi bunlar oluyordur da sözünüzü kestim. Bakın yani bakanların iyi niyeti olabilir. Yani ben o ama işte somut bir şey de yaptılar yani. Şimdi somut bir şey aslında tam yeterli değil. Şöyle mesela örnek veriyorum. Ve illa bizim inisiyatifle bir kontağa geçmeleri gerekmez. Diğer bizim şeyler var. Mesela sivil toplum kuruluşları büyük. Onların da oluştuğu büyük bir toplantı yaparlar. Bu işlerin başarılı yürümesi için neler yapmak lazım bunları sorarlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Bir şey söyleyeyim. Şimdi armut piş ağzıma düş yok İsa Bey. Tamam. Buraya Christa Taubin geldi. Nedir titri? Kuzey Renvestfalya Eyaleti Ekonomi Bakanı. Evet. Ben bir öneri getirdim canlı yayında. Dedim ki Sayın Bakan, Türk dernekleri, Türk daha doğrusu Türk sivil toplum kuruluşları eğitim konusunda, Almanca öğretimi konusunda bir takım sorumlulukları üzerine alsınlar. Ama üzerlerini alırken siz eyalet olarak bu dernekleri ya da bu sivil toplum kuruluşlarını ödüllendirin ya da ekonomik olarak destekleyin. Çok güzel dedi. Bu önerinin derhal dedi, ben kaydediyorum bu öneriyi dedi. Bunun üzerinde de çalışacağız dedi. Şimdi bakın, burada bu kanalı herkes izliyor. ATV Avrupa. Evet, Avrupa'da evet. 7 günü herkes izliyor. 15 evet. yıldan beri şükürler olsun buradayız ve insanlarımız bizi zevkle izliyorlar. Şimdi bunu bütün dernekler duydu. Kaç tane dernek birbiriyle iletişime geçti bu konuda? Size ben katıldığım noktalar var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Size katıldığım noktalar var. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Bakın orada şeyde Almanya'da sadece bakanlıklar düzeyindeki çalışmalar yeterli olmuyor. Biz bunu halka yaymamız lazım. Yani halka nasıl yaymamız lazım? Bu arada Latif Bey teşekkür ediyoruz size. Son bir konu ekleyebilir miyim? Çok kısa ama çünkü VTR'lerimize geçeceğiz. Buyurun. Çok kısa. Şimdi şöyle biz zaten 95'e kadar 1993-95'e kadar zaten kafası Türkiye'de gövdesi Almanya'da yaşadık. Yani dönücü müyüz, kalıcı mıyız ona karar veremedik. Aslında biz Almanları da kandırdık. Almanlar sandı biz döneceğiz.
Ama biz dönmedik. Biz dönmedik.